Kurban Bayramı geleneksel bir bayramdır ve genel olarak kurban edilen hayvanların etlerinin paylaşılması, dağıtılmasına dayalı bir paylaşım geleneği, bir paylaşım bayramı diyelim. Ama kurban geleneği Azteklerde insan kurban ederek başlamıştır. Belki daha evvel de vardı. Ama Aztekleri biliyoruz, bakire genç kızı kurban ederlerdi. Ve kurbanın özünde tanrıların öfkesini yatıştırmak vardır. Daha sonraki kurban geleneğinde de günahların affı, suçların bağışlanması ve kurban edilen hayvan yoluyla yapılan iyiliğin, yapılmış olan hataları karşılaması amaçlanmaktadır. Ama böyle mi oluyor gerçekten? İnsan kurban etme geleneği bitti mi? Bakınız, ben sizi 1945 yılına götürmek istiyorum. 6 Ağustos sabahı Japonya üzerinde çok güzel bir gün, güneşli bir gün vardı. Ve saat 8'i 15 geçe Hiroşima üzerinde bir Amerikan uçan kalesi bir tek bomba attı. Bir tek bomba. Ve o bomba dünyayı değiştirdi. Çünkü atom bombasıydı. Ve o bombanın 6 Ağustos günü atılmasıyla aynı anda aşağıdaki mantar biçimindeki patlamayla 140 bin kişi öldü. Daha sonra radyasyon etkisiyle ölenler, radyasyonun etkisiyle devam eden yaralar ve sakatlıklar olacaktı. Ama bu dünya üzerinde ilkti. Ve ilk atom bombası deneme atışıyla yapıldığı zaman o bombayı yapan fizikçiler Başkan Truman'a başvurdular ve dediler ki bu bombayı kullanmayın. Korkunç bir şey. Çok büyük bir tahrip gücü var. Ne yapalım? Almanya teslim olmuştu yıl 1945. Japonya teslim olmamıştı. Çünkü teslim, kayıtsız şartsız teslim şartlarında imparatorluğun lağvı vardı ve Japonların bunu kabul etmesi mümkün değildi. Dediler ki Japon temsilcileri çağıralım ve bombayı gözlerinin önünde patlatalım. Ama sonra Başkan Truman bombanın Hiroşima kentine atılmasına karar verdi. Bu karar Japonya ile olan savaşı bitirmek için görünüyordu ama aslı öyle değildi. Aslı Sovyetler Birliği'nin gözünü korkutmaktı. 9 Ağustos günü ikinci bomba Nagasaki'ye atıldı. O da ilk atılışında 80 bin kişinin ölümüne yol açtı ve Japonya teslim oldu. Şimdi İkinci Dünya Savaşı'nın şehir bombalamaları askeri amaçların çok ötesine çıkmıştır. İngilizlerin Dresden kentini bombalamaları, o da 1945 yılı Şubat'ında yapılmıştır ve 80 bin kişinin ölümüyle sonuçlanmıştır. Sonuçta insan kurban etme geleneği ne yazık ki devam ediyor sayın izleyiciler. Ne yazık ki devam ediyor. Bakınız, Amerika'nın Irak'a yaptığı, açtığı savaşta, birinci ve ikinci savaşlarda yaklaşık 30 bin Amerikalı asker ölmüştür. Ama o savaşlarda ölen 1 milyon Iraklının adı bile haber bültenlerinde geçmemiştir. Savaşlar insan kurban etmeyi sürdürüyor. Günümüzde de. Ve terörizm yeni bir savaş yöntemi olarak devam ediyor. İnsanlar birbirini öldürüyor ve bugünün teknolojisinde artık ölümler kitlesel ölümler haline almıştır. Ya da birçok kere gördüğümüz gibi bir terörist elinde bir makineli tabancayla kalabalık bir yerde ateş açtığında birçok kişi hiçbir haberi, hiçbir suçu, hiçbir katkısı olmaksızın öldürülebilmektedir.
Bununla biz şunu kabul etmeliyiz ki dünya üzerinde barış ve kardeşlik kurulmadıkça insan kurban etme geleneği devam edecektir. Etmektedir de. Bugün tek kurbanlar kurbanlık koçlar ya da kurbanlık hayvanlar değildir. Biz ülkemizde de birçok kurbanın çeşitli nedenlerle yaşandığını görüyoruz. Hukuksuzluğun kurbanları var. Hapislerde yatan suçsuz insanlar var. İşsiz kalan insanlar var. Ekonominin kurbanları var. İşsizler, iş bulamayanlar ve yüksek eğitim yaptığı halde herhangi bir işe yerleşemeyenler var. Hukuksuzluğun, ekonomik adaletsizliğin ve eşitsizliğin birçok kurbanı var ve bunlar da Kurtuluş Savaşı'ndan beri ülkesinde savaşa girmemiş olan bizim ülkemizde yaşanıyor. Biz Kore Savaşı'na katıldık. Ülkemizde değil ama 1951 yılında Kore'de yapılan savaşta Birleşmiş Milletler'e 4500 kişilik bir tugay gönderdik ve 741 askerimiz, içinde rütbeli subaylarımızın da olduğu 741 Türk vatandaşımız şehit oldu. Biz ülkemizde her zaman barışı istemeliyiz, kardeşliği istemeliyiz, demokrasiyi istemeliyiz, eşit olmayı istemeliyiz, birbirimize duyduğumuz sevgiyi ve saygıyı istemeliyiz ve bayramlarımız öyle kutlanmalı. Kardeşlik bayramı olmalı. Kanlı kurbanlar değil, birbirine uzanan eller, birbirine sarılan insanların bayramını kutlamalıyız. Biz demokrasimizin, cumhuriyetimizin, kardeşliğimizin ve barışın bayramını kutlamalıyız. Değerli izleyiciler, hepinize iyi bayramlar diliyorum.